Galaksi Rehberime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Tolga Çevik. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk. Önümde bir şey var. 432 Tolga Çevik. Geleceğin kavuklusuna merhaba. Vay, yıllık bu. Lise yıllığı. Yıllık, evet. Geleceğin kavuklusuna merhaba. Evet. Alamadım kavuğu ama olsun. Yani niyet önemli. Ama yani var, hep var demek ki bu. Var, hep vardı. Benim 7 yaşından beri yani. Ama şu anda yaptığın işte yani Karagöz Acıvat değil mi? Kavuklu pişeker. Tabii yani bizimki orta oyununun bir şey tık hani değişmiş şey, güncellenmiş hali yani. Hiç metin yok mu? Yok, hiç yok. Yani bir çatısını çizmiyor musunuz? Yok, asla. Yani bir 10 dakika kala kostümlere bakıyorum. Bu beni bugün terletir mi, bu terletmez mi? Hadi ben bunu giyeyim diyorum mesela. Oh, o kadar yani. Bakalım. Çok delice bir şey ama bu. Ya aslında hakikaten severek yapıyorum diyen adamların çok normal olması da beklenemez bu mesleği. Yani normalin peşinden gittiği zaman çünkü sahnede sen kısıtlanıyorsun biraz. İçten içe biraz anormaliz yani. Hayır, şimdi meddalıkta işte stand-up'ta falan bunlar genelde bir metinle girerler. Yani tabii ki o doğaçlaması yüksektir ama evet, şimdi ama bir çatısı vardır şimdi. Var var, çok güzel bir şey söyledin. Bizim orta oyununda meddalıkta da dediğin gibi aslında %50-%60'ı yazılıdır bunun. Belirli kısmında seyirciye top atılır, kavuklu pi şeker. Oradan gelen bir şeye göre onlar zaten bildiği yere evirirler. Kart vizitini atmış muhabbeti bizde gibi, o da değil mi? Salatalık atıyor. Tabii. Yani bizde benim yönetmenimin de bir fikri yok, benim de yok. Seyircinin zaten yok. Yani seyircinin tek bildiği şey eğleniriz umudu. Onun dışında bir şey bilmiyoruz. Sana çok niye tiyatro yapmıyorsun diye soruyorlar. Daha ne yapayım, ne yapayım? Elektrik santralımı yapıyorum. Tiyatronun özünü yapıyorum yani. Vallahi onu çözemedim ya. Benim meslektaşlarım bana diyor onu. Artık tiyatroya dön ya. Ya abi ben onu döndüm, iki defa döndüm, buradayım şimdi. Ama sizi de beklerim. Ama Küheylan oynamışsın sen. Evet. O biraz hataydı. Oynamak mı? Ondan sonra başka yok, bir oynamak. Yok, bunu bana rahmetli Osman Şengezer verdi. Devlet Tiyatrosu'nun kostümcüsü, dekoratörü. Allah rahmet eylesin. O dedi ki çok güzel bir şey yaşayacaksın şimdi dedi Küheylan başlarken. Ama hayatında en büyük hatası dedi. Niye çok dedi? Zirveden başı mı? Bundan sonra ne oynayacaksın? Hmm. 3-4 tane daha oynadım ama ondan sonra hakikaten yani evin amcası, ailenin babasını oynamak dışında bir şey olmayacaktı. Orada biraz ben yolu biraz değiştirdim. Peki bugün yani yaptığın işte şöyle bir şey mi oluyor seyrederken? Biz seyrediyoruz çünkü bir kere de yani şu açıdan da tebrik etmem lazım. Bizim çocuklar da seyrediyor. Ne güzel. Ve hani ilk tercih ettiklerinden amaç, oluyor genelde. Amaç bu zaten, evet. Yani birkaç yani nesile beraber hitap edebilmek. Ya şaka değil bizim çünkü programdaki olay. Bizim programdaki olay durum. Şakanın süresi vardır. Hmm. Durum komedisinin yoktur. Yani 3000 yılında da eğer böyle bir şey olacaksa seyredilebilecek. Durum komik çünkü. O durumun komikliği değişmez. Dolayısıyla birkaç nesle hitap etmesi biraz oradan kaynaklanıyor. Peki boomer mısın? Neyim? Boomer. Ayıp bir şey mi bu? Bilmiyorum. Bak orada tevellüt ortaya çıktı. Boomer şu. Aksi ihtiyar mısın yani? Bana olacağım. Diyorlar da o yüzden. Olacağım. Kesin olacağım. Yani eşim de hep söylüyor. Senin diyor 65'ini falan Allah'ım diyor. Yani düşman başına. Çünkü bundan birkaç sene önce, 4-5 sene önce galiba ben bir sene bir tatil. Dedim ki çocuklar bu sene oynamıyoruz. Hı-hı. Çünkü ben artık bir durmam lazım. Yani kafa gitti. Bir sene oynamıyoruz dediğimin galiba birinci arayıydı. Böyle camdan hani ellerine kadar. Bu niye buraya arabayı park etmiş? Bu kim? Bak oraya araba koyup çöp tenekesi falan. Ben emekli albay durumu başladı. O yüzden herhalde ileride. Ya 10 senem kaldı maksimum. Şundan sordum onu. Hem röportajlarında çok şikayet ediyorsun yeniden. Yeni düzenden. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Galiba sahnede yaptığın tiplemeler aslında normal hayatında hani bir set çektiğinde için yapamadığın tepkileri orada veriyormuşsun gibi sanki. Ya yok, normal hayatta da o adamı görsem ben gülüyorum. Zaten komik. Ve bunu mutlaka herkese taşınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hep o herkes için komik. O yüzden gülüyorlar zaten. Yani bu kadar seyredilip ne güzel gülünüyorsa aslında yanlış bir şeyi seçip getirmediğim için gülünüyor. Yani herkesin yolda gördüğünde güldüğü şeyi getiriyorum. Çok yeniden bir şey keşfetmek değil yaptığım. Bizimki sadece biraz daha sağa kayıp olaya bakmak. Ya yani biz biraz daha sağdan ya da soldan bakıyoruz. Şimdi politik bir yere götürmesinler onu sağdan soldan derken başka bir pencereden ya. Yani. Sağdan sola mı, soldan sağa mı? İşte düşün. O bile henüz karar veremediğimiz bir şey bu yılda. Yani birazcık daha farklı açıdan bakıyorum. Çok özel bir şey yapıyorum anlamında değil bu. Aşağı yani. Bir de şöyle bir detay var. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Yani salak bir adam oynanıyor orada.
Ama yönetmen orada bir hata yaptığı zaman da bir anda Zeki'ye dönüp onu aşağılıyor. Çünkü yani bir orada bir alışveriş, tek taraflı bir alışveriş değil. Şimdi Karagöz'le Cevat'tan biraz farklı biraz bu. Evet, öyle bir farklılığı var. Çünkü burada İngilizce bir tabir olacak ama Türkçe tabiri yok, karşılığı yok bunun. Amerikan, ben orada okuduğum için loser wins all diye bir laf var. Hmm. Yani o bizim komiser Kluzo loser. Hmm. Ve o yüzden onu çok seviyoruz. Çünkü evet, onun yanında olmak istiyoruz. Loser her zaman kazanır. Ama öte yandan da delilerle ilgili de bir sıkıntı vardır, çözülemeyen. Ulan delilere bizden daha zeki oldukları için mi deli deyip dışlıyoruz? Durumu vardır ya, hiçbir çözülemeyen. Bu adam bu kadar laf yapıştırıyorsa neden bunları... Acaba her şeyi çözdü mü adam? Falan filan gibi bir şey. İçinden çıkılırsa zaten program biter. Onun cevabını verirsek program son program demektir. Veremeyelim diye uğraşıyorum. Yönetmen... Çünkü daha okulun taksitleri falan. Yönetmen çok uyumlusunuz. Başta onda değilsiniz ama değil mi? Fırat değil mi? Eski erkek arkadaşım. Evet, evet. Evet, Fırat. Ya onu, ben şimdi ben o... de aradığınızdaki elektrik devam ettiğine göre acaba gelecekteki erkek arkadaşım. Yok. Ya bizim tabii bir garip bir aile ilişkimiz var. Bizim ekibin, ya biz zaten kendi eşlerimizden daha çok görüyoruz birbirimizi. O yüzden hem biraz zor bir durum bu, hem de bu işin yürümesindeki en büyük sebeplerden biri. Yani hadi bakalım haftaya görüşürüz dediğin zaman o iş olmaz. Haftaya görüşürüz, lütfen cumartesiye kadar beni, ben mesela cuma günü işte Avrupa'dan geldik turneden. Pazar öğlene kadar lütfen dedim. Biri ölmediği sürece birbirimizi aramayalım. İlk ben aradım cumartesi sabahı. Ya şöyle peruklar da alalım da bulunsun. Yani duramıyoruz çünkü. Çünkü bir şey olduğunda ilk ailenle paylaşırsın. Bizde de öyle. Hemen onu yapalım. Öyle şey de olsun. O zaman abi bir bavul daha oluyor ama. Olsun, taşırız. Ama çünkü bizim olayımız öyle ya. Arkada sandal var mı? Yok. O zaman küvet getirin. Yani her şeyin olması lazım. Hatırlıyorum o bölümü. Öyle devam ediyor. Tam zamanlı mı çekiyorsunuz yoksa kesiliyor mu sonradan? Minütaj vereceğimiz yere göre, yani televizyon veya dijital ortam içinse bir minütajı var. Mecburen ona sığdırıyoruz. Bakıyor musun montaja? Ben hiç seyretmem. Yapma ya. O çok güveniyorsun demek ki. Asla, estağfurullah. Güvenme değil. Tekrara düşmemek adına görmek istemem ben onu. Çünkü bir şey hoşuma gidebilir, beğenirim ve o abi kalır orada. Onu çok sevmem. O senin yapıp unuttuğun bir şey. Ben unuturum. Geç, devam. Bir tane daha. Öyle olmak zorunda yani o. Peki bu kaç defa oynadın? Galiba 2600. Nasıl tekrara girmişsin? 2600 ne demek ya? Abi etmezse şimdi burada 1000 tane şey oynarız seninle. Bir kere yer değişerek ayrı. Yapalım değişmeden mı? Değişmeden ayrı. Tavsiye etmiyorum. Bulaşıcıdır çünkü. Bulaşıcıdır. Yani onu değiştirirsin, kostümü değiştirirsin, tipin adını değiştirirsin, tipin ruhsal halini değiştirirsin. Yani bambaşka bir hikaye olur o. Ve bu hayatta var abi, 8 milyar insan var. Bitmez bunu oynamakla. Çünkü bu permütasyon olayı. Yani kasaba oynarsın, karşısında terzi vardır. Başka sinirli kasaba oynarsın, karşısına uçak mühendisi koyarsın, bambaşka bir yere gider. Öbürünü koyarsın, öyle. Yani bitmez bu. Permütasyon olduğu sürece bitmez bu iş. İnsan olduğu sürece bitmez yani. Hikayelerde insanla ilgili yani olduğu sen için. Sana da kolay geliyor da bana öyle gelmiyor tabii. Bana da kolay gelmiyor. Ben feci panik atak hastasıyım abi. Perişan haldeyim yani. Program öncesi geriliyor musun? Yani böyle tuvaletlere gidiyorum, lavabolara eğiliyorum, bir şey oluyor. Sonra bizim jenerik müziği çalınca diyorum ki tamam şimdi ben gösteririm size. Hastalıklı bir durum bu. Tabii. Ya ben 7 yaşından beri böyleyim ben ama. Ders bitiyordu. Bir 5 dakikamız var mı diyordum. Ne oldu yine Tolga diyordum. Bir şey yapabilir miyim? 8 yaşında falan işte yani. Yani yeter ki bir şey yapayım. Öyle kendi mi? Gösterini yapman lazım. Yani. Evet lazım. Pipomu verir misiniz? Böyle bir şeye psikanalize geçeceğim. Ya yok, normal bir şey olmadığı belli ama normal yaşam. Acaba Küveyla'nın seçmen de ondan mı? Orada da çok yok, Küveyla buna verdiler abi. Ben o yaşta seçecek kıdemde değildim daha. Amerika'dan döndüm okuldan. Dediler ki bunu oynayacaksın. Sana bu rolü verdik. Vay be dedim falan. Üçüncü gün anladım ben başrol olduğunu. Ben daha o kadar toydum yani. Hmm. Yani asker oynuyorum zannediyordum. Bayağı başrol oynadım. O zaten bitirdi her şeyi. Missouri'de okumuşsun. Missouri'de okudum. Bütün Missouri'de değil. Bir tane okulda yani. Öyle yayarak okumadım. Bugün de bu mahallede gibi. Niye abi? Güzeldi. Hava falan. Yok abi burada konservatuvarı kazanamadım. Hayır ama niye Missouri? Çünkü ucuzdu. Yani iyi, ha, ucuzdu. Ucuzdu. Yani para yoktu. Ucuzdu. Hmm. Devlet üniversitesiydi ama dünyanın en iyi üçüncü konservatuvarıydı orası. Robin Williams gelmiş. Tabii hocalarımızdan biri oydu.
Tommy Lee Jones'tu. Adam, ben Robbie Williams'a rastladım bir kere. Bildiğin o sahnede gördüğümüz deli. Delidir, delidir. Allah rahmet eylesin. Ve kollarını yani, sallamadan yürüyen falan. O şeydi ya, o başka bir... Onun o vakumlu bir dünyada yaşıyordu yani. Hı-hı. Hani o herkesle aynı oksijen soluyan bir adam değildi. Ama müthiş bir adamdı. Bu şeyle mi oluyor acaba? Kariyer ilerledikçe, ünlü oldukça olan bir şey mi? Çünkü sen de biraz eve yok, kapanmış gibisin. Yok, şey... Adam çok enteresan, bir kere bir fiziksel bir aktördü. Çok zeki bir adamdı ve çok hızlı bir adamdı. Hmm. Yani kendi şakasını yarıda kesip yeni şaka bulup yapan, evet, bir adamdı yani. Öyle kendiyle yarışıyordu. Bir şey yaptığında da ya biraz zorlamadın mı falan dedikleri zaman böyle çok canı sıkılıyordu. Çünkü işte adam öldü ve bazı filmlerine şimdi gülüyoruz. Evet. O yüzden çok canı sıkılıyordu. O biraz... Bu zorlu bir dönemler, o zaman öğretmenimizdi zaten. Zorlu bir periyodun arasında bize okula gelmişti hocalığı. Ya normal değildi, o da normal değildi yani. O da bir dönem. En normal oldu. Komediden çıktı bayağı, psikolojik tabii, filmler yaptı. Tabii yani yaptı, çok kınadılar. Bir tane filmin adını hatırlayamayacağım şu an. Enteresan bir ilişki yaşadığı bir film. Gece uyumuyor falan, uyuyamıyor. Tabii tabii. İnsomnia, yok, insomnia değil. Ha. O Al Pacino'lu olan. O müthiş bir filmdir de. Ya şey istiyorsun, ya bir şey yapıyorum ya. 10 saniye bir anlamaya çalışın, ha, sonra sabah kadar yerin. Ama anlayınca da bu sefer ondan kaçıyorlar. Abi. Ya mesela demin Cluzo'dan bahsettin. Peter Sellers mesela nefret ediyormuş Pep Ander'den bir süre sonra artık. Tabii. Çok sıkılmış ve sıkılarak oynadığı filmler daha da tuttu. Değil mi? Çok tuttu tabii. Ben de Black Edwards'la falan onların röportajlarını çok seyrettim. Yani adam başka bir level'da ve buradaki bir level'da bir şey yapıyor. İstiyor ki bir an önce level'lar atlasın, herkes oraya gelsin. Başka bir şey yapacağım. Olmadı o. İşte o doktorlar, strange'ler, bilmem ne falan filan. Öyle dönemleri onlar. Aşk hayatı filan da çok karışık. O öyle adamları durduramazsın ya. Onlar garip. Yani bana mesela diyorlar ki abi sen çok meşhursun şimdi falan. Bizim meşhurluğumuzu kilometre kareye vurduğumuz zaman işte en fazla Lüksemburg'a gidiyor, geliyor. Adamı dünyada kimse tanımadan öldü adam. Hani herkes tanıyarak öldü. Şimdi bu başka bir mefhum. Yani yolda yürürken biliyorsun ki herkes senin ailenden. Dünyanın neresine gidersen git. Böyle bir adamın artık yok yok ya Allah aşkına diye bir durumda bekleyemezsin yani. Belgeselini mi yapıyorsun şeyin şu anda? Bir hazırlığımız var. Yapmamız çok lazım çünkü. Yani çok acayip şeyler var. Herkes önünü görüyor ya, bunun bir de arkası ve... Peki var mı, kayıtlı mı hepsi? Yok yok. Şimdi belgeler toparlanıyor, hazırlanıyor. O çok uzun bir iş abi. Bizde genelde unutuluyor arşiv ya, arka planlar. Var, bizde dolu var, dolu var. Bir de sahneye çıkan konuklarımız da var. Onların, evet, dimağlar var. Yapacağız da çok hani güzel bir şey yapalım. İzlemesi çok keyifli olsun diye birazcık kafa patlatıyoruz yani. O biraz daha var süresi. Gazanfer Özcan. Çok büyük hayranlığın var anladığım kadarıyla. Çok, taparım. Benim de öyle. Yani Kuruntu ailesinde başka her bir yerde tipleme. Bir anda karşımıza öyle bir adam çıktı yani. Aynısı Ferhan Şensoy için de geçerli. Ferhan Şensoy diye bir adam çıktı. O neydi? Bizim dershane. Her şey. Acayip acayip işler varsayalım yani. Varsayalım İsmail yani. Varsayalım. Bakış açımızı değiştirdi. 25 sene sonra yapılması gereken bir projeydi. Ben şu anda seyrediyorum. YouTube'da var. Olağanüstü iyi. Şimdiki gençler seyrese beğenirler. O zaman böyle bir ne yapıyorlar oldu. Halbuki adam işte öbürü gibi biraz ileriye yaptı. Gitmedi. Bir de Züvel olacağı da ne güzelmiş be. Ya çok kıymetli insanlar onlar. Yani çok kıymetli projeler. Ferhan abinin Sezen ablayla olan filmi. Yani bunlar mesela şimdi genç arkadaşlarımız bunlardan biraz bir haberler. Bir haber kötü bir laf değil, kızmayın. Haberiniz yok yani. Ama mesela onları bir seyretmek lazım. Başka şeyler yaptılar yani. Ya biz şöyle bir duruma geldik. Çünkü çok sıkıntılı şeyler yaşıyoruz dünya olarak. Aç bakalım, komik mi? Ya abi bırak komik. Güzel mi ya bakalım. 2 saat başka birinin hayatına bir gir, bir çık. Sonra kendi hayatını tart. Onunkini bir daha tart falan. Biraz bunlar bizi yorar hale geldi ve kabullenemiyoruz. İşte o projeler onların projeleriydi. Rahmetli Gazanfer Özcan'ın böyle hani sadece bir bakışıyla ya da bir kekelemesiyle 10 sayfalık metni Avrupa, anlatması var. Avrupa yakasında ben 2 sene beni aileye kattılar sağ olsunlar. Orada Gazanfer abiyle oynadık. Yani orada tanıştım ve orada oynadım. Ya insan bir koltuktan kalkmadan bütün seti, bütün diziyi idare edebilir mi yani? Yani sen kuruyorsun, diyorsun ki ben bu rolü böyle oynayacağım, bu sahneyi de böyle oynayacağım. İlk ağzını açıyor, diyorsun ki bir dakika ben başka bir şey yapayım. Çünkü buraya yetişmem mümkün değil. Yani ya sakince durayım, karşıdan gelen pasları kucaklamaya çalışayım. Çünkü öyle bir adamdı o yani. Çok şey öğrendim ben ondan. Çok
nevi şahsına münhasır bir insandı o. Ve ben çok şanslıyım onlarla çalıştım. Gençlerden kimi beğenirsin? Gençlerden, şimdi 6 aylık bir komşunun bebeği var. Hiç problem yaratmıyor. Ağzı vadili yok. Ya çok kişiyi beğeniyorum. Böyle söylediğin zaman öbür genç ertesi gün TikTok'tan sana saydırıyor falan. Onları yapmak istemiyorum yani. TikTok'a bakıyorsun yani. Bakmıyorum, duyuyorum. Söylüyorlar abi oradan laf etmişler falan diye. O TikTok'lar falan bize göre değil de. Yani kaçırdık, o dönemi kaçırdım ben. Yakalayamayanlardanım ben. Adijital bir insanım ben yani. Hiç göç yok. Beceremiyorum. İşte abi şey koysana, post koysana diyorlar Instagram falan. Yanlış. Ama YouTube var. YouTube'u da ben idare etmiyorum çünkü anlamam abi. Hayır, seyrediyorsun ama YouTube. Seyrediyorum seni. Ne kadar yani izin verilen erotik varsa. Artık onlar YouTube'da. Seyrediyorum. İlgimi çeken şeyleri seyrediyorum. Müzik yarışmalarını seyrediyorum. Çok hastasıyım. Bir ara marangozla merak sanmışsın. O hala devam ediyor. Devam ediyor mu? Onu bırakamam. Ne yaptın en çok? En büyük? En büyük bir bahçe güneşlenme yatağı. En büyük yaptığım böyle 4 kişi. Ya ayrı. Da en detay. Ha, detay oyma kalkma da yapıyorum. Onlar da seviyorum. O çok vakit alan bir şey. Bir de en ufak hata adamın sinirini çok bozuyor. O çok. Kafa boşaltmak için mi? Tabii. Çok eğleniyorum. Bir de ahşap kokusu çok seviyorum. Tiner değil ama. Tiner değil. Yok ama ahşap kokusu insan. Ben toprak çok seven bir insanım. Topraktan ne geliyorsa başım üstüne. Ne güzel. Kariyerinin kırılma projesi hangisi? Nerede döndü iş? Ya da komedi dükkanı bu projeyle döndü tabii. Ya ondan önce çok şeyler yaptım ama yani böyle dingin şeyler yaptım ama bununla... Bakın herkesin kafasında öyle mi? Mesela benim kafama yani seni düşündüğü zaman Süpermen geliyor ilk. O gelebilir, o ayrı. Yok bu benim hayatım sahne. Yani sinema, televizyon onlar daha yan kollar benim için ama her şey başlangıç, bir sorunun cevabı varsa hep ben tiyatroya giriyorum. Çünkü benim ilk göz ağrım o yani. Hala da öyle. Yani ben sinema filmi çekmeden öleyim hiç umursamam şu an bundan sonra. Ama sahneye çıkmazsam elim ayağım titriyor. Dijital tiyatro yapıyorsun sen. Ya valla dijital değil aslında ya. Ben uzun zamandır televizyona dijital yani. Hayır, sene oldu yani biz sonuçta. Şeyden YouTube'dan ya da evet, işte tabii, siz orada, platformlardan evet. Ya da televizyonlardan bir tiyatro oyunu söylüyorsun. Son 115 gösteriyi hiçbir yerde yayınlamadık mesela. 115. Geriye dönüp yayınladın olmuyor. Yani 115 görüntüyü ben bir yerde yayınlasaydım birinci köprüyü satın alabilirdim. Ve onu yayınlamadım. Çünkü ben istiyorum ki o seyirciyle bu dönem buluşayım. Yani o cefakar seyirci o biraz. Ne olur televizyondan izleyen, dijitalden izleyenler darılmasın. Ama bir seyirci var. Onlarla biz çok acayip bir şey yaşıyoruz. Sabah 9'da işlerinde oluyorlar, akşam 5.30'da çıkıyorlar, 1.5 saat trafiğe gidiyorlar, eve gidiyorlar, aileyi topluyorlar, tekrar geliyorlar, tiyatroya geliyorlar, kahve içiyorlar, otoparka bırakıyorlar, bir de bize tahammül ediyorlar. O yüzden sahnedeki kurduğum ilişki benim için çok başka bir ilişki, eşsiz. Seyirciyi ısıtıyor musun önceden çıkıp oyuna? Yok öyle. Ben Conan'a gittim, Conan O'Brien'a gösterisine. Onlar da vardı. Öncesinde bir stand-upçı çıkıyor. Tabii. Bir 10 dakika seyirciyi yıkıyor yani acayip ölüyorsun. Orada da sahne amirini görüyorsun ya da yönetmen. Seyircinin kıvamını görünce çağırıyor hop konun çıkıyor orada. Zaten seyirci gülmeye alışmış. Öyle bir şey yapmıyorsun yani birinci dakikadan sen çıkıyorsun ve sen... Yok bizde öyle bir şey yok abi öyle bir şey ihtiyacımız yok ya. Yani bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Hakaret mi ediyorsun bana yani? Hayır onun sen tekniği... önceden çıkıp bir asla, şey yapıyor musun yok, diye düşün. Asla öyle bir şey yapmam. O taktik çok eski bir Amerikan taktiğidir. Güzel bir sistemdir o. Çünkü çıkacak olan talk showcu gereken enerjiyi o gün seyirciye geçiremeyebilir. Ama önden hani boğa güreşlerinde de palyaçolar şey olur ya. Onun gibi bir şey. Yani önde bir adrenalin çıkaralım sonra zaten ne versek gider. Bizde öyle bir şey yok. Siz zaten bizim ne yapacağımızı bilmeden geldiniz. Bu büyük bir lütuf. Şimdi ben size ondan önce bir üç kağıt yapamam. Ben de olduğu gibi bütün çıplaklığıyla çıkıp ya herro ya merro demek zorunda. Ama şimdi komedyenler arasında birkaç kişi ben varsın. Ben komedyen değilim abi. Yani bence komedyensin ne bileyim abi. Değil, ben vallahi değilim. Neyse, çünkü o başka bir mertebedir onlara çok saygım vardır. Ama şundan bak bence ölçüsü şu. İlla yapacağım seni komedyen. Bazıları var bazı isimler var çok az bu Türkiye'de özellikle gördüğün anda gülüyorsun. Tabii. Sende öyle bir efekt var. Şey bu ne? Yani şimdi sen de bir yerde yürürken falan karşıdan gelen insanlar gülerek gelmiyorlar mı? Ya da bir kesin espri yapar diye çok gelmiyorlar. Çok oldu biliyor musun? Cenazeden çıktım abi ya falan. Ulan cenazeden çıktım işte ama nereden bilsin yani? Ya kendi cenazen değil tabii ama yine de insan kötü bir yerden çıkmış olabilir.
Yani. En sevdiğin film peki neydi? En keyif aldığın? Benim mi? Evet. Ya yok öyle bir film ismi söyleyemem şimdi vallahi. Ayıp olur. Diğerlerine de ayıp olur. Ama mesela en son çektiğimiz yapımcılarından falan da çok haz etmediğim Sen Benim Her Şeyimsin var. Çünkü kızımla oğlumla beraber oynadım. Onu da kızımı biraz yetiştirmek için. Isıtmak için. İstedim o filmde oynayayım. Zorluyor musun? Orjinali. O çok istiyor zaten. Ha, istiyor. İstiyor. O şimdi çalışıyor harıl harıl. O girecek bir yere bakalım inşallah. Sahneye çıkıyor şu anda. Sahne de çıkıyor galiba. Yani benle denk gelirlerse turnelerse ikisi de çıkıyor tabii. Seviyorlar canım. Kaçamazlar zaten yani. Kaçışları yok. Mecburen. O sahne tozunu aldı falan ama. Abi onlar da doğuştan var o zaten. Onların 3 yaşlarında falan. İki taraftan da var. Var yani. Onlar seviyorlar. Ya istediklerini yapsınlar canım. Bende öyle bir zorlama yok. Yani mühendis olacaksa olsun ben desteklerim. Ya güzel bir şey olsunlar. Yani hani yaptığın şeyi karşındakini mutlu etsin. Öyle bir meslekleri olsun. Musakka mı kapuska mı? Ha, musakka sanki. Bizon tele mi organize işler mi? Ama şimdi birisi çok acı. İkisi bu çok zor. Organize. Monolog mu diyalog mu? Monolog. Nitelik mi nicelik mi? Nitelik tabii canım. Telliler mi vurmalılar mı? Vurmalılar. Taferel mi muslera mı? Çok güzel bir soru ama galiba muslera ya. Muslera'yı çok seviyorum. Seviyor musun maçları? Çok seviyorum. Hayır asla. ben 2012'de mi 13'te mi ne yalan söylemeyeyim şimdi. Rıdvan abilerin bir programı vardı. Oraya katıldım. Sohbet ediyoruz. Askerden dönmüştüm. Ben hala Taferel Galatasaray'da zannediyordum. Yani ben o kadar Galatasaraylıyım. Çok seviyorum ama. Hep böyle miydi? Yoksa? Ya hep böyle ya. Şu anlayamıyorum çünkü. Yani o takip, o Adana Demirspor'dan gelmişti, öbürü Afyon'a gidip falan. Onları ben yapamıyorum. Kafam almıyor benim yani. Ha yendiler mi? Canlarım benim. Bitti. Tamam bu kadar yani. Ne güzel. O zaman maça falan da gitmedin hiç mi? Gittim. Gittim. Eziyet mi oldu sana? Oğlumla gittim. En son ama en son bak söyleyeyim. Burada Galatasaray Borussia Dortmund maçına gittim. Son maçım da oldu zaten. Daha ilk yarı 4 gol yiyince orada bir tadımız kaçtı. Bir daha da gitmedim yani. Gideceğim. Oynar mıydın peki? Eskiden oynardım. Sol ayağım ben. Eskiden oynardım. Severdim. Sonra sağa gelen topa da geçip soldan vurmaya çalışınca dedim ki ben bu spora göre değilim. Ya vakit kaybettiriyorum takıma. Ama zaten ilkokuldan sahneye çıkma niyetinde olduğu için. Tabii. Birisinden imza ya da selfie istedin mi? Yok istemedim. Hep senden isteniyor ya. Sen yok istemedim. Ama benim için babam istemişti rahmetli. Geçen hatta birkaç ay önce evde bir şeyleri karıştırırken buldum. Yup Dervel'den bana imza almış. İşte artık ikinci meşrutiyet zamanı herhalde. Yani, değil mi? Bayağı önceydi o. Biz 10 yaşında falandık herhalde. Öyle bir şey buldum ama yani. 80'ler. Ben lisedeydim daha. Ortaokuldaydım. Maruz kaldığın en saçma selfie. Ha en saçma selfie. Çok güzel. Çok güzel söylediniz. Sadece benim çıktığım selfie çektirmek isteyenin çıkmadığı bir selfim var. Ama ben çıkmamışım dedi. Bana ne dedim? Sen çektin ya. Ben ne yapayım? De, yani artık bir daha bir tane çektirmedim. Böyle bir şey yaptı. Sadece ben varım. Kulağımı ne var? Gitti. Çektirmedin mi bir tane yok, daha? Yok bir tane çektim. Sıkıldım ama yani şimdi bu kafayla öbürü flu olacak. Öbüründe arkadaki reklam çıkacak. Bilmem falan filan. Hiç ulaşamadım. Güzel. Darılmasın yani. Ne yapayım? Hafızandan hangi anıyı silmek istersin? Çok güzel bir şey söyledin abi. O bu derin bir şey ya. Hafızamda. Ya galiba benim ben yurt dışında okurken bir yandan da bir hızlı fast food şeyinde çalışıyordum işte para kazan ev kirası. Söyleyebilirsin reklam. Ha ne bileyim boş ver ya. Bir fast food dükkanında çalışıyordum. Böyle daha yeni dönemimdi. Tırdan mal indiriyorduk. İşte donmuş köfteler bunlar. Al sen ver falan derken bir koordinasyon bozukluğu oldu. Adam bıraktı, onlar da 40 kilo. O bıraktı, ben de bu tarafta kalmış oldum. O benim bacağıma düştü, benim dizim buradan kırıldı. Kırıldı? Kırıldı tabii, patella matella kırıldı. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum, ameliyat. O ana gitsin isterim. O çünkü çok kötüydü, çünkü yalnız başımaydım. Çok sıkıntılıydı. Ve çok toy bir dönemimdi. Yoksa ben 2-3 milyon doları oradan alıp gelirdim. Onları bilemedik. O dönem onları bilemedik. Ameliyat ettirdiler falan filan. Haftaya çalışmaya başladım gene her gibi. Bizim de oğlan Amerika'da bir otele giriş yaptık. Koşa koşa bahçeye çıkmak isterken cama vurdu. Ah. Camda görünmüyor yani. Bir panik dediler.
Böyle bir sürü kağıtlar getirdiler. Şunları imzalar mısınız rica etsek bilmem ne. Aa tabii kork. Orada korkunç bir şey o. Burada döverler adamı. Bir sene köfteler yere düşsün diye. Köfteler yere düşsün diye. Maaşından keserler. Güzelmiş. Bir eşya olsaydın ne olurdun? Vallahi koltuk olurdun herhalde. Sebebini açıklamayayım. Böyle bir berjer ideal. İnsanlar rahat etsin istiyorum. İyi küvet demedin. Ya onun tıpası var ya. Kime zararı olur bilemeyiz. O biraz çünkü şeyler, küvetlerin tıpaları biraz uçak tuvaleti gibi yani. Her an sakat bir şey olabilir. Ay Allah'ım ya. Hangi yeteneğe sahip olmak isterdin ya da kimin yeteneğine? Abi, kimin şarkı, hangi yeteneğine? Şarkı söyleyebilmek isterdim ya. Yani, kimin gibi? Abi kimin gibi bilmiyorum. Şarkı söyleyeyim yeter ya. Hiç mi olmuyor? Ama bizim Anadolu gırtlağı gibi değil. Yani soft şarkılar söyleyebileyim. O hançerelere falan zaten onlar efsane şeyler de. Ne bileyim abi, o kadar acayip bir şey sordun ki şimdi. Ne bileyim canım, düşünmüşsündür belki de. Çok ya bilmiyorum. Mesela Chris Isaac gibi de söylemek isterdim ama çok fazla alıcısı olmazdı. Bizim dönemimizde çok meşhurdu. Ya şarkı söyleyebilmeyi isterdim ya. Wicked Game'in şarkısı. Wicked Game tabii. Evet, bravo. Şeyde Friends'in bir bölümünde vardı. En sonunda Phoebe şey diyordu ona. Ya biraz daha erkeksiz söylesen olmaz mı? hiç bir kuyruğa kaynama yaptın mı arada? Yaptım. Yapma ya. Aha. Hiç. Dün. Pasaportta mı? Amerikan konsolosluğuna tabii. Çünkü ya bir tatsızlık çıkaracaktım ve kaynamam gerekiyordu yani. Evet, sorun çıkmadı mı? Yok. Amerika donanma askerleri var orada bak. Yok. Başına bir şey gelebilir. Yok ya, bizimkiler var ya. Yok, içeride değil o zaman kaynama. Dışarıda yaptın kaynama. Her yerde kaynadım ya. İç ve dış mihraklarda her yere kaynadım yani. Çünkü abi olacak gibi değil. Yani dışarısı tam bizim memleket yani. Oradan sağdan soldan. Ha okey. Mecburen. Ondan tamam. Bunu açıklayalım da herkes yapıyor. Kendine en yakın hissettiğin hayvan? O köpek. Var mı köpeğin? Var. Kaç? Bir tane var. Bir tane. Bir sürü oldu da şu an bir tane var. Ya çok güzel hayvan ya, ben seviyorum. Yazık yani, çünkü ayağına bastığın zaman o senin elini alıyor ya. Yani ulan ben senin canını yaktım sen. Köpek öyle bir. Ben de öyleyim. Hep kalbimi kırarlar. Ben yine de öyle etrafa dur bakalım onun için bir şey daha yapalım gibi bir durum var. Biraz ondan galiba. Bilmediğin bir konuyu biliyormuş gibi davrandın mı hiç? Defalarca. İşim bu. Ama iş beni yavaş yavaş bilmiyorsan da çabuk öğren. Çünkü gerçekten bilen birinin karşısına gelebilirsin durumuna getirdi. Yani artık bilmediğim bir şey kalmasın yaşındayım yani. Her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl öğreniyorsun? Okuyorum, ediyorum, araştırıyorum. YouTube'u ben biraz o yüzden seyrediyorum. Hmm. Yani dur bakalım bilmem ne deyip açıyorum. Ve o bilmem neyi 60 kişiden seyretmeye çalışıyorum. Ortalamasını alıyorum, en doğru sistemi. Yemek yaparken de öyle. Biraz mutfak hastalığım var mesela öyle. Ne yapıyorsun abi? Abi her şeyi yaparım. Çok net her şey, her şey. Hiç öyle girmeyeyim o konuya. Yani yapmadığım bir şey... Sen mi yapıyorsun genelde yemeği evde? Evet, genelde ben yaparım. Benim gibi. Eşim de çok güzel yapar da ben çok seviyorum yani. İşte marangozlukla o ikisi var. El becerileri yüksek. Orada çok kafa dağıtıyorum. Gereksiz bir yeteneğe sahip misin? Gereksiz yetenek, evet sahibim. Yetenek de değil o yani, anomali. Şu kürek kemiklerimle ilgili. Bunlarla eskiden sıraları kaldırıyordum böyle, çok güçlüdür. Böyle bayağı çıkarıyorum dışarı onları falan. Hiçbir işime de yaramıyor. Sonra da belim niye ağrıyor diyorsun. Kürek kemiğinden bel ağrır mı ya? Ya yakın. O kadar anormalim, düşün. Hapşırıyorum, ayağım acıyor gibi bir şey var. Var var, saçma sapan öyle bir iki şey daha var ya. Kendi kendine konuşurken kendine hak veriyor musun? Zaten hak vermek için kendi kendime konuşuyorum. Başkaları yanındayken hep içime konuşuyorum. Kavga etmiyor musun hiç? Çok ederim kendimi. Kendi kendine. Çok. Çok çok tartışırım yani. Yani çünkü öyle bir iki kişiliğimiz var yani. Bir hani evde böyle bir tane sallanan sandalyem var. Bir oradaki ben. Bir de onun dışında iş yapan ben olduğu için çok kavga ederim. Avrupa turnesindeydin yeni. Evet. Bir daha Avrupa turnesine gideceksin. İkinci bölümü var. Sonra Amerika, Kanada. Kanada, Amerika evet. Nasıl oradaki tepkiler? Çok güzel canım, orada çok güzel. Ama biz yıllardır gideriz zaten Avrupa'ya. Yani Avrupa, şimdi jenerasyon da değişiyor. Yani biz ilk Avrupa turnesine gittiğimizde Avrupa'ya ilk giden büyüklerimiz ve küçük çocukları vardı seyirci. Dolayısıyla biraz artık Türkçeyle oynama ve Türkçe şakadan uzaklaşma vardı. Hmm. Şimdiki jenerasyon telefondan oradan buradan her şeyi takip ettiği için zaten hepsi şakır şakır Türkçe konuşuyor. Çok daha vakıflar bizim lisana. O yüzden şimdi giderek daha da eğlenceli olmaya başladı. Yeni jenerasyon çok güzel takip ediyor.
Güzel. Kulak misafiri olduğun en tuhaf konuşma neydi? Ne oldu ya? Bir çene. Ha. Sıçtın mı? Olabilir. Televizyon televizyonda bence sıçmak böyle bir şey. Koyalım abi. Kamera arkası. Televizyonda sıçmak böyle bir şey. Şöyle bir şey oldu. Fuayede geziyorum bir gün. Ya Danimarka'da ya bir yerde çok sıkıldım kulise. Dedim ki ben gireceğim ya şapka mapka. Ben çıkacağım dedim biraz. Dolaşayım nefes alamıyorum çünkü. Hayatım otel ve kuliste geçiyor. Hani dışarıda görülmeyeyim diye. İki kişi konuşuyorlar. Ya zor bulduk bilet bilmem ne oldu ama iyi ki gel bak hafta olsa falan filan bir şey konuşuyorlar. Ya ben bu hiç gülmüyorum ya dedi. Vallahi billahi dedi. Ama zar zor bulduk biletini. niye aradın yani? Niçin böyle bir şey yaptın? Herifi de gördüm. Sonra da iki perde güldü non-stop. Şey yapmadın sırf mı? Sırf yandakine bir şey yapıyor yani. Bulaşmadın mı? Yok abi nasıl? Oyunda oyunda. Ha yok yok aman aman öyle şey yapmam. Kırmam ben onu. Hayır yani, yani bir gönderme bir şey. Ya da iyi niyetle söylüyor yani şaka ağız şeyle söylüyor ama. O zaman niye aylarca bilet aradın da geldin? Bir de başka yerden geliyorlar. Ha, şehir yani Kopenhag'dan geliyor. Almanya'dan falan gelmiş. Tabii. Orada. Stockholm'e Kopenhag'dan geliyor gibi ha. Bir şey var yani. Çok saçmaydı ya. Yani. Ben şey yapamadım yani. Şimdi sen böyle bir şey duyduktan sonra sanki program sırasında işte gerçi işte beğenmemesine rağmen gelenler var falan gibi bir gönderme yapar mısın? Yok be abi ne yapacaksın? Çünkü eşofmanlı bir arkadaşı perişan etmişsin galiba. O, ya perişan etmedim ya. O çok olay oldu. Bir yerde başıma patladı benim. Ya şu var abi. İstiyorsan gösteriye donla gel. Beni ilgilendirmez. Kurallara uymuşsun. Biletini almışsın. Gelmişsin. Oturmuşsun. Ama benim seni smokinle karşıladığım yerde sahneye biri gelsin diye sen çıkmayacaksın. Ben orada smokinleyim. Ben de eşofmanla çıkarım. Ben de böyle kirli sakallı numaralar yaparım falan. Ah bak ben jilet gibi usturayla tıraş olup sahneye çıkıyorum. Smokinle. Burada bir şey görürsem ılgaz hemen öbür gömleği. Öbür kıyafeti giyene kadar en düz halimle çıkmak zorundayım. Çünkü ben büyüklerinden öyle gördüm yani. Onlar üç defa ütülerdi kostümünü sahneye çıkmadan. İşte Gazanfer abiler, rahmetli Tolga Aşınaner, Hadi abiler böyle tiril tiril çıkarlardı. Çıktıktan sonra bozulsun. Ama ilk çıkışında benim size karşılamam buyu benim göstermem lazım. Ama o zaman da ben o buruşuk eşofmanı hak etmiyorum. Bir de artık 50 yaşındayım ben yani. Hak etmiyorum yani. Çok git gel yani bir taraftan böyle acayip bir her şeye isyan eden bir adam var. İsyan etmeden bu meslek hayır yapamaz. Hayır yok şey diyorum yani her şeyde dalga geçen hiçbir şey umursamayan bir adam var. Bir taraftan da böyle bir eski bir tarafın var. Böyle var, şey duracak falan diyorsun. Geçmez. O eski tarafım benim ayağımdaki en büyük pranga aslında. Yani beni çok yoran, etrafımdakileri de çok yoran. Çünkü ben çok sıkıntılı prensipleri olan bir adamım. Yani telefon bir saat önce gösteri 9'daysa saat 8'den itibaren şey o zaman oraya o şeyi boyalardan dedikleri zaman arkadaşlarımı çekiyorum. Diyorum ki bir sonraki gösteride 8'deyse 7'den itibaren karıcığım öpüyorum, yavrum yanaklarını öpüyorum dışında mesaj ve telefon atarsanız papaz oluruz diyorum. Hepinizin 65 tane mesleği olabilir. Benim bir tane var ve benim bu gece. Herkes burada olacak. O son bir saat burada olacaksınız. Başka hiçbir şey. Ya biri ölmediği sürece o telefonu kabul etmiyorum. Çünkü ben etmiyorum. Benim de ailem var. Onlar da beni merak ediyor. Heyecanlı mıyım? Yine panik atak mıyım? Fenalaştım ama bir saat var. Sizi düşünebilmem için o bir saat sizi düşünmemem lazım. Bu kadar basit yani. Bunu istiyorum sadece. Çünkü ben kulisten geldim. Biz kuliste böyle öğrendik. Bizde bir tabir vardır tiyatrocular. Baban öldüğü zaman o gösterim varsa buzluğa koydururlar. Ertesi gün defnedilir. Bizim böyle hayatımız. Bizi böyle diyeceksin ama o kadar da abartmayın. Öyle abi. Çünkü sen perdenin bu tarafında oturan insan olarak benim perdenin arkasında yaşadığımı bilmek zorunda değilsin. Seni ben bununla yoramam. İstemiyorum. Dolayısıyla da o telefonu yapıp 20 dakika önce haydi bakalım bu dediğin zaman ekip arkadaşlarından biri böyle çıkarsa papaz oluruz. Sen oraya en güzel haline çıkacaksın. Yani bizdeki o talk showcudan önce çıkan arkadaş bizim o çıkan suratımız. Sen nasıl çıkarsan o öyle alır, öyle başlar. Kaçıncı level'dan başlatırsan? Katılıyorum yani. Bende de benzer. Katılmasana umurumda değil diyorsun. Yani bana ne? Bana ne? Senin yok, derdin. Yok bende de benzer şeyler var. Şimdi biz YouTube işi yapıyoruz. Şimdi adam beni saat, beni ya da bizi yayını pazartesi günü işte atıyorum saat 14'te bekliyor. O 14'te
Çünkü biliyorum ki bir sürü takıntılı adam 14'te girsin istiyor o yayın. 14.03 olduğu zaman benim 7-8 tel saçım dökülüyor. Yani sinirleniyorum çünkü onu adamın yerine düşünüyorum yani. Küfür ediyor adam yani bize. Ya prensip güzel ettirmeyin. Bir şey ya. Prensip çok güzel bir şey valla bence. Yani böyle bir şey olduğundan değil, yanlış anlamayın. Yani eskiden oluyordu. En çok neye para harcıyorsun? En çok galiba araba falan olabilir. Ne? Araba falan olabilir. Araba mı? bir araba olabilir. Yani çok fırça yiyorum çünkü evde bu konuda. Şimdi bir de biraz klasik hastalığım var çünkü. Ha. Koleksiyona geçtin yani. Biraz hafif var. Yani köprü alamadın ama üzerinden geçenleri. Ama üzerinden geçen olmadıkça köprünün de bir anlamı yok. Biraz seviyorum onları. Ya o çocuklara bırakmak için istiyorum aslında onları. Kaytarma yolun? Şeydeyim, yurt dışındayım. Yarın öbür gün bir şey sorduğunda bak ben çok... Hadi bunu da söyleyeyim de bu da benim düzelmem için bir basamak olsun. Ya haftaya şey için buluşalım dedi. Abicim Norveç'te turnedeyiz. Norveç. Finlandiya diyemiyorum. Yani yalanı da söyleyemiyorum çünkü. Nedense hani şeyim vardı ya Join'in. Raccoon yalanı. Benimki öyle abi. Ya 189 ülke var. Gidip Norveç yalanı söylüyorum sürekli. Mogadishu diyor. Kim anlayacak ki abi? Yokum. Rız, rız falan yap. Direkt Norveç. Muhtemelen şöyle oldu. Yani Norveç'te yalan, öyle bir yalan atılmaz ki kardeşim. Atılır diye düşünüyor. Hayır, olabilir bu herif. Turnede olabilir. Karşıdakiler öyle düşünüyordur. Ya bilmiyorum. Yani yalan atıyorsa Norveç demez. Niye bileyim işte. Almanya falan der. En büyük zevzekliğim bu yani. Norveç. Sürekli Norveç yalanı. Aptalca bir yaralanma anın var mı? Aptalca yaralanma anım var. Hatta Hayko ile falan bir bölüm çekiyorduk. Sevgili Ezgi, Hayko falan. Arkadaşım hoş geldi zamanı. Durup dururken yine kaşındım. Çünkü her gün evden çıkarken eşim diyor ki Allah aşkına bir yerini kırma. Ne olur atlayıp zıplama. Gerek yok ya falan diyor. Öyle dedikçe de ben tabii kaşınıyorum. Uzayda geçen bir şey oynuyorduk. Saçma sapan yine tabii ki. Böyle bir amuda kalktım. Seyirciye doğru. Abi sonra yaptıkları bir parça aparat var. O aparat kırılınca ters düştüm. Burnum kırıldı. Yani şuradan yarıldı ve kırıldı. Ama kırıldığını anlamadım tabii. Devam ettin. Kalktık. Ha. Ay, Ezgi gördü. Aa bu an yaptı. Anlamadım ben. Kanıyormuş. Kapattık mı? Devam ettik. Sonra hastaneye gittik. Dediler ki bir şey yok. Şey, zedelenmiş tabii falan. 6,5 ay önce falan burnum çok tıkanıyor diye böyle bir ameliyat oldum. Açıyorlar ya nefes al diye. O doktor MR çek dedik senin burnun kırık. Nasıl dedim? Kırılmış kaynamış dedi. Böyle duruyormuş. Ondan alamıyormuşum nefes. Ha böyle deviyasyon. Tabii. Buralarımı yırttım bir oyunda atlayayım derken bir şey Melis Birkan'dan sağ olsun. Melis orada duruyordu. Bir şey gözüm mü bozuk? Mesafeyi ayarlayayım. Atladım. Bütün hepsi yırtıldı bunların böyle. 2 sene fizik tedavi. Saçma sapan şeyler ya. Merhabalar dedim bir seyirciye sahnede. Sonra gittim bu parmağım kırılmış. Ya nasıl merhabalar demiş olabilirsin? Yani ya da karşıdaki nasıl merhabalar? Bir de utanmadan diyorum ya bu sene 30. yılım sahnede. 30 yıldır öğrenememişsin işte yani. Selamlaşırken parmak kırılır mı? Güzel. Oluyor yani saçma sapan işler oluyor ya. Kendin yani seninle ilgili denk geldiğin en komik yorum. Aa çok şey çok yakışıklı. Sabahlara kadar güldük ona yani. Ben hala da gülüyorum aklıma geldi. Belki ya katarakt olan biriydi. Falan. Ya yeni bir şeyler kataraktı bana bunu söylemek istedi. Bilmiyorum ama saçmalığı kesin. Sağ ol canım yani. Hepimiz için. Evindeki en pahalı eşya. Evim. Abi evimdeki en pahalı eşya bir tane pedallı bir araba var. Eskiden binerdi ki onun böyle biraz daha düldül. Onun biraz daha böyle büyüyor. Şeyi tatlı hali, akülü farları yanıyor falan. Prens Charles'a Elizabeth'in 6. yaş günü hediye ettiği araba. O da onun aynısı. O. Kendisi. Her şeyleri var bende. Ya ama ya. Güzelmiş. Topluyorum öyle şeyleri. Charles'ın bile haberi yoktur şu an. Ben de o aslanım. Aslında kral benim. Guilty pleasure'ın ne? Oo. Oralara geldik mi? Abi guilty pleasure'ım... CD'lerim. Yok ya. Onların hepsini oğlana verdim de. Ama VCD tabii yani.
şey yani kötü bir örnek olacak ama sosyal içicilik anlamında böyle yeşillere bakıp işte denize bakıp bir kadeh bir şey içmek. Niye kötü olsun İki ya? Sohbet yani hemen şimdi abi hayatta ya. En nefret ettiğim laf alkol almak diye bir var işte, laf da, çıktı ya. O ne demek ya? Bira içmek, şarap içmek, rakı içmek durun. Alkol almak ne? Eroin aldım gibi. Çok seviyorum. Çünkü o çok güzel büyüklerden öğrendim o keyfi. Adabıyla. Çok güzel. O öyle tutulmaz o bardak. O öyle yapılır. O öyle tutulur ki elinin ısısı falan. Bu kültür olduğunu öğrettiler. Ve mesela çocuklarım da yaşı geliyor. Öğreteceğim onlara da. Yani bu çünkü biraz şey... Karşındaki adamın da o kadehi nasıl tutuşuyla bu ilişki devam etmeli mi etmemeli mi de anlıyorsun ya. O açıdan çok hani eskiden masada anlaşılır dostlar diye bir laf vardı ya. Masada dost da olmasa ben kendi başıma da o keyifli yaşamayı çok seviyorum. Ve hataları da yaparsın yani hayat boyu. Yani gençliğinde yapmışsındır, öğrenmişsindir. Tabii ki de efendim, tabii ki de kimse öyle doğmuyor. Ama böyle gençler sabahlara kadar içinde demiyorum. Çünkü yok. O da leş bir şey. İlk celebrity crush'ın kim? Celebrity crush mı? İlk yani o aşık olduğun televizyonda... Ha kadın. Ben küçükken müçükken falan filan mı? Ha. Çok güzel bir soru. Şey... Pamela. Dallas. Dallas. Pam. Neydi kadın adı ya? Victoria Principal. Victoria Principal. Yani. Rahmetli. Öyle mi? Herhalde. Artık abi biz 50 olduk. O da bir yani değil mi? Herhalde hala. Gezdim. Ben soyalıncıydım şöyle. Soylen, şöyle yapar ya kadehte. Evet. Soylen yoldan çıkarırdı. Pamela enteresant. Oydu abi. Bobby'nin eşi. Tabii. Bobby. Bobby'yi de severdik ama. Böyle de evet. Ondan hamur gibi yüreğimiz var. Atlantis'ten gelen adam falan oynadı. Aa, David Hasselhoff. Ha. Tabii o da. David o sonra sapıttı. Yok tabii. Ya. Patrick hayır, Murphy David mi? Hasselhoff abi. Allah. Kara Şimşek tabii. O oynadı ya. Hayır abi oynadı. Atlantis'ten gelen adamdı. Tabii. Öyle yüzmeye çalışırdık. Şeyde kumburgazda falan boğulurduk, su yutardık, olmuyordu. Bence bu bölümü atacağız. Hadi ya. Vallahi. Abi David Hasselhoff. Bana Bobby gibi geliyor çünkü. Bobby kim? İşte Patrick. Bravo. Patrick Murphy. Patrick Murphy miydi adamı? Neydi? Patrick Duffy. Duffy, bravo. Çok doğrusun. Bravo. İkisi de kıvırcık ya orada. Boomer'lar. Asansörde kiminle kalmak istersin? En nefret edilen sorumuz bu. Niye soruyorsun bunu falan diyorlar. Bence çok eğlenceli ya. Asansörde kiminle kalmak istersin? Karımla. Çünkü o benden çok panik olur. Ben de çok soğuk kalmayayım. Öyle. Birisini sakinleştiriyorsun. Onu sinir etmeyi çok severim. Yani bu soruya böyle bir yani böyle bu pencereden cevap veren ilk insansın sen. Tabii yok. Çünkü... Ya asansörde kaldın ama havalandırması var her şey. Hiç fark etmez. Yani birisiyle, peki birisiyle kimle oturup konuşmak istersin uzun süre? Ulaşamayacağın. Ulaşamayacağım için büyük ihtimal şey, Anthony Hopkins. Çok seviyorum herifi. Çok acayip bir kafa. İyice delirdi bir de Instagram'da. Çok acayip değil mi? İyice delirdi. Zıvanadan çıktı. Yani danslar maslar. Bayılıyorum adama ya. Çok da güzel resim yapıyor. Garip resim yapıyor yani. Onunla konuşmayı çok istiyorum. Bir de oynadığı her rolden nefret ediyormuş gibi sanki. Ya o Maggie Smith. Maggie Smith bilir misin? Bilmiyorum. Maggie Smith. O mesela hiçbir şeyini seyretmezmiş. Biz bir ara Downton Abbey hastasıydık. Onunla ilgili bir röportaj seyredik. Ben hiçbir bölümü seyretmedim dedi. Neden diyor adam? Hiç bana göre bir dizi değil dedi. Yani abla döktürüyor. Ya eteğiyle oynuyor ve ben bana göre değil diyor. Şimdi böyle dillerine tapıyorum. Aşmış yani. Artık. Çok acayip. Zor bir sorudan soracağım. Yani saat kaç diye mi? Ona bakmıyorum. Yani. 30 saniyede birlikte oynadığın... Gerçi birisinin ismini verdin ama... Seni en şaşırtan, en etkileyen oyuncu, 5 oyuncu. Birlikte oynadığım. Evet. Efendime söyleyeyim tabii ki de Gazanfer abi. Efendim ondan sonra Tansu Biçer çok severim bizim dönemden. Efendime söyleyeyim Tuna Çevik, Tan Çevik. İkisi de beni çok şaşırttılar. Kızım ve oğlum. Hiç beklemiyordum çünkü bu kadarlardı. Ondan sonra Cima, Hümeyra'yı. Yani şaşırttı değil, haddim değil. Yanlış ama çok severek oynadım yani. Hayranlıkla oynadım. Ondan sonra... Ama şaşırtmak zaten şeydir. Onlar için de övgü duruyor. Herhalde 5 oldu. Daha da varsa söyle tabii. Daha vardır tabii de. Ya var da böyle söyleyince işte kitlenir ya insan. Daha var canım. Ne olur aklıma gelmeyen de hepsine saygım sonsuz. Süre yüzünden gelmedi. Ben beceremedim. Süreyi serbest bıraktım. Evet. Söyle istediğin gibi. Süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Abi herkes gibi galiba uçmak diyeceğimi düşündün ama ben görünmez olmak isterdim. Yok, görünmez çok geliyor. Görünmez güzel abi. Peki ne maksatla? Dinlemek için mi?
benim aklımda ne konuşuyorlar. Tabii yoksa sırf, oradaki kalabalıktan çıkmak için. Ya. Tabii tabii, hiç gözünmeden. Yani oturacağız, sen de aynı dolmuş oturacaksın. Bütün goy goy dinleyeceğim falan. Güzel şeyler bunlar. Uçmak güzel de. Yok, senin hakkında ne konuşuluyor onu duymak için mi acaba? Ha yok ya. O da var çünkü. Benim hakkımda ne konuşulacağı merak etmemek için hayatımı böyle kurup getirdim. Yani acaba şey diyorlar mı ya? Diyorlarsa bir daha düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü ben öyle bir hayat yaşamadım. Kötü bir şeyse. Ben iyi konuşacaklarını düşündüğüm bir çizgiyi yarattım. Ama çok yani. Yalan dolan dedikodu da var. O abi onun... Etkilemiyor değil mi? Eskiden etkiliyor muydu? Etkiliyordu. Etkiliyordu. Yani 20 sene önce etkiliyordu. Takıyordum kafaya. Şimdi artık hani derler ya, ununu eledi, onu eleğini astı. Artık o kıvama geldi. Ama yani ne ispatlayayım sana? Ben bunu yapıyorum işte. Beğenmiyor musun? Başımla beraber abi, 7000 kanal var. Onu aç, öbür gösteriye git. Ama bir de laf yetiştirmekle de olmuyor. Mümkün değil. Hoş bir şey de değil. Hoş bir şey de değil. Yani sen bu şey gibi kumda patinaj çekmeye benzerler. Gittikçe batarsın. Doğru. Kumla ne uğraşacaksın? Girme işte kuma. Hiç polis durdurdu mu? Ve saçma bir şey geldi mi başına? Polis durdu. Tanıyorlar herhalde. Tabii tabii. Gençlikte hız yapar mıydın? Araba meraklısı olduğuna göre. Çok yapardım. Hiç tavsiye GTI etmiyorum. GTI var sende. 205. Yok hiç. Öyle şey, öyle şeylerimiz olamadı o yaşlarda. Sonra sapıttık işte o yüzden. Ama hızlı araba kullanırdım. Fakat şimdi ise mesela uzun yolda bazı turnelere ben kendim gidiyorum yakınsa. Seviyorum araba kullanmayı. En sağ şeride için 90'a takıp gidiyorum. Çünkü artık kaybedecek çok şeyimiz var. Biraz korkuyorum yani. Bir de şimdi oğlan tam araba yaşına geldi. Eyvah. O anılar... Ben 22 sene motosiklet araba gerçi şu anda ya. Eskiden arabada çok korkardık ama şu anda skuterla dolaşmasından çok daha güvenli bir şey tabii olduğu için. Mutlaka mutlaka ama ya babam hep şey derdi ya, oğlum karşıdan gelen araba var ya, o seni 30 yıllık ehliyetli zannediyor. Sen de onu 35 yıllık zannederek kullan. Çünkü ehliyetsizken bize o üretiyordu. Karşıdan gelen de ehliyetsiz olabilir. Bir de mesaj yazıyor. Ha falan, o zamanlar Allah'tan onlar yoktu. Tabii tabii, şimdi mesaj ya. Şimdi bir de navigasyon. Yani burada gidiyor, orada gitmiyor, burada gidiyor. Hep böyle öyle şeyler var yani. Polis çevirdi ama öyle garip bir şey. Anormal bir şey olmadı. Güzel. Diyorsun. Bir de biz polisten hep korkarak büyüdük ya. Evet. Ama efendi duralım da yani şimdi olmayacak bir yerden üçgen reflektör yüzünden ayvayı yemeyelim diye. Böyle bir acayip bir anım olmadı ama. Sana bir fotoğraf göstereceğim ve onun sende ne ifade ettiğini, sana ne ifade ettiğini. Gerçi şu da var ama. Aldım yani. Nereden buldun? Sizde mi var bu? Bu yıllık var mı? Yakın sizde? Bir yerden buldum diyeyim. Ya 17 yaşın, 18'e giriyorum abi işte burada. Burada da ne var biliyor musun? Bu fotoğraf çekilmeden 20 gün önce bir tane arkadaşım motosikletle geldi. O zamanlar o küçük skuterlar yeni çıktı. Ben de çok iyi motor kullanıyorum o yaşlarda. Yani sıratlar falan kullanıyorum. Bu geldi abi. Ne güzelmiş lan dedim, bir bineyim. Abi gaza basmamla motorun kayıp benim arabaya girmem, park eden arabanın yerinde yere girmem bir oldu. Buram buram bu. Mezuniyet fotosu çektireceğim yani. Burada 1,5 ton makyaj var suratımda benim. Yara bayağı yaralısın. Tabii yara içindeyim. Bir fotoğraf daha var. Burada ya, galiba bando mu bu? Tabii. İlkokul bando. Ne, trompet mi? Ben boru trompetçiydim. Tabii trompetçiydim. Canım bir sürü arkadaşım var burada. Arasında aramızda olmayanlar var falan. Çok sevdiğim. Hemen yanımdaki arkadaşımla hala görüşüyorum. 42 yıllık arkadaşım. Hiç ayrılmadık. Ne güzel. Efsanedir Onur. Bu şey ya, 23 Nisan gösterisinin hemen önü. Hangi okul bu? Bahariye İlkokulu. Bahariye. Kadıköy'lüsün. Tabii ben doğmamıyım Kadıköy. Hala karşıdasın. Ben ayrılamıyorum oradan. Orayı çok seviyorum ya. Yani nedense orası yaşama, burası iş yapma gibi kafamızda öyle bir kodlama olmuş. Bir türlü burası bana biraz hızlı geliyor. Beceremiyorum burayı. Peki film yapmayacak mısın abi? Yapacağım yapacağım. Şimdi bir tane yazıyorum. Bir iki tane arkadaşlarımdan geldi. Kendin mi yazıyorsun tamamen bütün? Bir tanesini metni. Ben yazıyorum. Senaryo, diyalogları da sen yazıyorsun. Tabii başka ne? Adını mı ben ne yazıyorum? Ne bileyim abi. Ya hikaye yazıyorlar, diyalog çeviriyorlar yok, ya. Yok. Hepsini kendim yazıyorum. Sonra danışıyorum ama. Yani ne diyorsunuz bir okuyun falan, danışıyorum. Ama şimdi birkaç tane var öyle. Fakat şu ara zaten yeni yıla kadar hiç kıpırdayacak hal yok yani. Biraz bu turnelerden. Ondan döndükten sonra bakacağız durumlara. Güzel. Son bir soru soracağım. Demin ki de sondu saate bakarken. Bu nasıl bir program? Yormak istemiyorum seni daha fazla. Hayatında keyfini ikiye katladığın an, senin için en inanılmaz an. Eşinle tanışman olabilir, şey olabilir. Bir şey mi? Bir an mı? O bir an istiyorum. Abi, evet. Bir an. Ya birkaç tane. Çocukların doğumları mı olmaz? O zaten saymayalım onları. Onları saymıyorum da.
Böyle oturup çocukluğundan beri, yani bebekliğinden beri, hatta eşim daha hamileyken kurduğumuz hayal şuydu. Şunlar bir 17-18 olsun, masaya bir oturalım, mezeleri bir koyalım, şöyle bir muhabbet edelim. Şimdi tam o yaşa geldik. Daha yaşanmadık. Onu kurduğumuz an böyle diyorum ki işte ya, ölebilirim tamam ya, yani tamam işte. Ölme canım, ne diyorsun? Yok yok. Yani o, bundan sonrasını, çünkü şu aşama çok güzel bir aşamaymış ya. Şimdi bakıyorum, baba diyor ben bilmem ne, orayı kazanacağım diyor, ben orayı okuyacağım diyor. Öbürü diyor ki ben onu yapacağım, oraya gideceğim falan. Tamam işte. Tamam ya. Yani bir şey, bir sanatçı olarak sahneye çıkıp yaptığını falan değil. Asıl sanatçı bu. Bak, iki tane bir şey yarattın. Şimdi onlar hayalleri var ve bir yola giriyorlar. Asıl yaratım süreci buymuş yani. Şimdi bunda çok keyifli bir dönem benim için. En mutlu olduğum dönemdeyim şu an yani. Ne güzel. Fikirleri var, savunuyorlar, senin fikrine yardımcı oluyorlar, bir şey yapıyorlar. Eve bir geliyorsun, ev toplanmış, yemek yapmış. Ulan diyorum yani şundan dolayı ölebilirim lafı. Hakikaten ölebilirsin çünkü kotarırlar kendi başlarına. Kendi başlarına olabileceklerini anladığından çok mutlu oluyorsun. Yok yok, ölme canım, ne diyorsun? O zaman onu iptal edelim. Perşembe'yi ayarlamıştım şimdi. Yani artık o öyle doğumlar, moğumlar falan. Evet tabii de. Eşinle tanıştığınızda Cem Yılmaz'ın kardeşi olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyordum. Yok, bilmiyordum. Peki abi nasıl bir çekim? Yani bir mucizevi bir durum abi, var ya. Yani. Ben bir belgesel seyretmiştim. Belgeselde iki kişi. Burada bir komedi var. Yani. Evet, belgeselde daha önce, 10 yıl önce flört etmiş iki kişi. Ayrılmışlar. Hala yazışıyorlar. Bunu buluyor bilim adamları ve diyorlar ki bir test yapacağız kalabalıkla ilgili, gürültüyle ilgili diye. Hı. Yalanların ikisinin de birbirinin olduğunu haber vermeden bir bar ayarlıyorlar. Termal kameralar falan filan var. Bilim adamlarının tezi şu: aşk, sevgi tamamen kimyasaldır. Bir koku salarsın ve o koku 3000 kişiye gitmez. Gitmesi gereken, o reseptörü olan kişiye gider. Hı. Abi değişik açılardan insanları çekiyorlar, dans edenler, içki içen falan, bar ortamı. Karan, çıptak çıptak. Döne dolaşa, kıçın kıçın o iki arkadaş birbirini buldu abi. Ve ikisinin buraları mor. Yani bak, sadece yazışıyorlar, eskiden flört etmişler, birbirlerini çok sevmişler. Orada olduklarının haberleri yok. Ve 45 dakika içinde gidip o barda, o kalabalıkta birbirlerini buluyorlar ve şok geçiriyorlar. Olay bu. Yani... olacağı varsa oluyor. Sen ne kadar güzel, ne kadar tatlı falan sabaha kadar de. Hı. O sana geliyor. Ya bir flörtün olsun diye aklında bir şey var. O akrabasıyla gelmiş, iş şakaları yapıyorlar, dertleşiyorlar. Böyle hani dönüp gördük, tanıştık. Ve 25 dakika sonra ben ona mesaj attım. Biz galiba evleneceğiz diye. Bizim öyledir yani. Biz mor olanlardanız. Ama öyle morarmadık. Çok teşekkür ediyorum ya. Ben kırmadın bizi, geldin. Ne demek? Seni ağırlamak büyük bir keyif bizim için. Ay, bil mukabele, zevk aldım. Umuyorum. Güzel fotoğraflar bulmuşsun. Çok acıklı. Bu çalıştı, ekip çalıştı, sağ olsun. Hem oyunları hem filmi bekliyoruz. İnşallah, inşallah abicim. Yaşayın. Merakla. Sağlık, sıhhat olsun. Bir de Galatasaray maçına gidelim beraber. Valla seve seve ya. Yani yeneceğimizden emin olduğum bir maça giderken moralim bozuluyor. Şu an takımda kim var ben bilmiyorum yani. Hakikaten. Var var, bayağı iyi oyuncu aldılar bu sene. Yani. Seyircileri daha iyi biliyorum stat'taki. Takımdakileri hala öğrenemedim. Her hafta bir şey değişiyor. Güzel. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Galaxy rehberinin yanı sıra Süper Lig'de oynanan maçları konuşmak için karşı karşıya da ve haftanın bütün spor gündemini Kaan Kural'la değerlendirmek için Oynadamam'da çarşamba akşamları birlikte olacağız.